Bugünkü Kutsal Kitap Paylaşımları programında Dr. Charles Stanley öfkenin üstesinden nasıl geliriz konusunda paylaşacak. Dinleyin. Öfke ile mücadelemizde bugün yapacağım önerileri dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bu sayede sizin kendinize ait bir savunma mekanizması geliştirerek öfkeyle ile davranıp kendinizi utandırmanızı, başkalarını incitmenizi, ailenizi üzmenizi, eşinizi yıpratmanızı ve çocuklarınızı uzaklaştırmanızı engellemenize yardım etmek istiyorum. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. ...vermeden almak imkansızdır. Bizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cennetini... Bir insanın büyüklüğünü, onu öfkelendiren şey belirler. Öfkelenmek için ne gerekir? Birinin sizi gerçekten çileden çıkarması mı lazım? Yoksa en ufak bir şeyi bile sizi öfkelendirmeye yeter mi? Sizi neler kızdırır? Hangi olaylar dişlerinizi sıktırır? Dayanamadığınız şey nedir? Ve sinirlendiğinizi fark edince ne yapıyorsunuz? Bu konuda yapabileceğiniz bir sürü şey var. Bu sabah öfkeden sıyrılmak üzerine üçüncü konuşmamızı yapıyoruz. İlk buluşmamızda basit bir soru sorduk. Öfkeli misiniz diye sonra da bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Şimdi tekrar altını çizmek istediğim nokta da bu işte. Öfkeyi konuşurken kullandığımız tanımı gözden geçirip gene şu soruyu cevaplandıralım, kızgın mıyım? Ayrıca gerçek öfkenin nasıl bir şey olduğunu anlayalım. Öfke bir tür memnuniyetsizlik, kin veya kızgınlık şeklinde kendimiz ya da bizim için önemli insanlarla ilgili yaşanan ya da yaşanma ihtimali aklımıza gelen bir olayın sonucunda bir tehdit, hakaret, üsran, yahut bir adaletsizlik karşısında hissettiğimiz yoğun duygudur. Sizin için önemli olmayan birilerine ya da onlar adına öfkelenmezsiniz. Bu tanımı düşündüğümüzde ve kendi yaşamımızı da dikkate alınca hepimizin öfkelenebileceğini görüyoruz. Tanrı bize bunu verdi ve hep öfkeleneceğiz. Asıl sorun hayatımızda olanlara kızıp kızmayacağımız değil, kızınca bununla nasıl başa çıkacağımızdır. Kutsal kitap öfkelenmenin bir günah olduğunu yazmıyor fakat Öfkelendikten sonra tepki olarak yaptıklarımız bizi günaha itebilir. Evet, ilk buluşmamızda öfkenin ne olduğunu, nasıl bir yapısı olduğunu ve kutsal kitapta öfkelenen karakterleri konuştuk. Tanrı'nın kutsal kitaptaki bütün insanların toplamından daha fazla öfkelendiğini gördük. Ayrıca kutsal kitapta öfkelenen karakterleri ve öfkeden bahseden bölümleri göz önüne aldığımızda öfkenin Tanrı'nın gözünde çok önemli bir konu olduğunu da görüyoruz. Çünkü öfke insanların hayatlarını mahveder, insanları duygusal ve fiziksel bağlamda yorgun düşürür. Bu yüzden öfkeyle başa çıkabilmeyi öğrenmeliyiz. Birçok insan öfkeyle nasıl başa çıkabileceklerini bilmiyorlar, ben böyleyim. Kendimi bildiğimden beri hep böyleydim ve aslında kızgın olmamayı tercih edebilecekleri hiç akıllarına gelmeden yaşarlar. İkinci buluşmamızda ise öfkenin sonuçlarını konuştuk önleyemediğimiz öfkemizin yaşamımızdaki duygusal ve ruhsal etkilerinden ve sonuç olarak sağlığımızı nasıl bozduğundan bahsettik. Vücudumuzda gerçekleşen bir sürü kötü şeyin kaynağının öfkemize bağlandığını gördük. Bir kere bu yana etkileri ve öfkenin her açıdan bizi mahvettiğini fark ettiğinizde, öfkenizi içinizde yaşattığınızda vücudunuzun nasıl etkileneceğini de bilebilirsiniz. Bu öfke ne kadar uzun süreli ve derin olursa o kadar zarar verir. Ve tabii ki sadece size değil başka insanlara da. Öfkeyle patladığınızda bunu başka insanlara da bulaştıracaksınız. Bunun onlar üzerinde ne gibi bir etkisi olacaktır? Peki yatağını bunu nasıl karşılayacaktır? Bugünse öfkeyle nasıl başa çıkacağımızı Konuşmak istiyorum. Öfkemizi nasıl idare edebiliriz? Efesliler dördüncü bölümü açmanızı istiyorum sizden. Bu bölümdeki son ayetlere bir göz atmak istiyorum. 26. ve 27. ayetleri açıklamıştık zaten. Öfkelenin ama günah işlemeyin. İblise de fırsat vermeyin. Bunu hatırlıyorsunuz. Öyle değil mi? Bunları söyledikten sonra da 29. ayetten itibaren bakın neler yazıyor. Efesliler 4. bölüm ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Bakın yani 29. ayette yazanlara uymazsak o zaman kendimizi 31. ayette yazan şeylerin içinde bulmuş olacağız. Burada da diyor ki her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve sövgü sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Kutsal kitabın ne kadar açık olduğunu görebilirsiniz. Her şey çok açık. Aslında buradan Tanrı'nın bize öfkemizle ilgili ders verdiğini anlayabiliriz. Peki Öfke ile nasıl başa çıkılabilir? Bunun birkaç yolu vardır ve hepsinin sebepleri, gidiş yöntemleri farklıdır. Bugün sizden istediğim şey, sunacağımız önerileri dikkatlice dinleyip, öfkenizle başa çıkmakta size yardımcı olacak yolu seçmenizdir. Bu sayede sizin kendinize ait bir savunma mekanizması geliştirerek, Öfkeyle davranıp kendinizi utandırmanızı, başkalarını incitmenizi, ailenizi üzmenizi, eşinizi yıpratmanızı ve çocuklarınızı uzaklaştırmanızı engellemenize yardım etmek istiyorum. Yaşamınızda size acı veren felaketler karşısında bile yanlış davranışlar sergilemek zorunda olmadığınızı hatırlayın. Bugün bahsedeceklerimi iyice not alın ki kendinizi güzelce savunabilin. Bu savunma sizi öfkeli, gücenmiş kinci ve saldırgan olmaktan koruyacaktır. Buna inanın. İlk adımın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bakın buraya dikkat edin. Öfkenizi itiraf edin. Öfkenizi inkar ederek onu bastırmakta ısrar edersiniz. Hayır ben kızgın değilim diyerek onu yaşatmış olursunuz. Unutmayın mikrobu tanımlamadıkça vücudunuz zehirlenmeye devam eder ve bu zehir bütün varlığınıza da etki eder. Bazı insanlar öfkelerini inkar eder, böylece onu devam ettirip derinleştirir ve bu da onların yaşamını sekteye uğratmış olur. Bakın, öfkeliyken mutlu olmazsınız. Huzurunuz yok olur. İsa Mesih'le olan ilişkinizle bile tatmin olamazsınız. Kurtuluşa sahip olsanız da yüreğinizin derinliklerinde Tanrı'nın vaat ettiği huzur, keyif, Mutluluk, neşe, sakinlik ve güzellikleri zedelersiniz ve onları elinizden kaçırırsınız. Öfkeniz yaşamanızı sarsar. Onu orada tutmaya devam edersiniz. Bu yüzden yapmanız gereken ilk şey bunu itiraf etmek. Bundan sonra ise öfkenizin kaynağını keşfetmelisiniz. Yani bu öfke nereden geliyor? Eğer bir an durup dikkatlice düşünürseniz kendi kendinize bunu anlayabilirsiniz. Bu öfke nasıl başladı? Yaşamımda neler oldu? Aslında şu an yaşadığım nedir? Bakın, eğer öfkenizi tespit edip kaynağını bulamazsanız, bu öfkenizi bir şekilde dışarı vurursunuz ve maalesef çok büyük bir ihtimalle öfkenizi haksızca sizin yaşadıklarınızla hiç ilgisi olmayan birilerine yöneltirsiniz. Çünkü artık daha fazla içinizde tutamazsınız. Tabii bundan sonraki adım yüreğinizin bu öfkeyle başa çıkmasına uğraşmak olacaktır. Kutsal kitapta Efesliler bölümünde ne diyordu? Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Çünkü eğer şeytana fırsat verirseniz, o bu öfkeyi yüreğinizin derinliklerine yerleştirir ve böylece sizin kendinize ve sevdiklerinize zarar vermenize sebep olur. Bu yüzden yüreğinizin bu öfkeyi yenmesini sağlamanız gerek ve tabii ki böylelikle Günah da işlememiş olacaksınız. İsa'nın tapınaktaki halini hatırlayın. Tezgahları devirip insanları dışarı atmıştı. Ve eminim ki insanlara kibarca hadi bakalım çıkın dışarı demedi. Hayır sesini yükselterek onlara öfkeyle bağırdı ama kızdığı şey ona karşı yaptıkları bir iş değildi. Tapınakta insanların düzenbazlık yaptığını ve böylece insanları Tanrı'dan uzak tuttuklarını gördü. Bütün bu olanları görünce çok öfkelendi. Peki ya günah işledi mi? Hayır işleyemedi çünkü o insanlar kendisine değil diğer insanlara zarar veriyordu. Düşünün bir kere eğer İsa kendi adına öfkelenseydi sizce en çok nerede kızgın olurdu? Tabii ki çarmıhta. Ne demişti orada? Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani kızgın olup da günah işlememek mümkündür. Tabii ki... Bir konuda öfkelendiğinizde size verebileceğim en iyi önerilerden biri de şudur: bir mola alın. Bu da ne demek şimdi? Yani biri size bir şey söylediğinde, kendinizde bir şeylerin yavaşça yükseldiğini fark ettiğiniz anda bir dur levhasını gözünüzün önüne getirin. Kırmızı bir levhada beyaz harflerle yazılmış bir dur yazısı. Dur. Hemen orada biraz durun ve bir ara verin. Bekleyin. Hiçbir şey söylemeyin. Hiçbir şey yapmayın çünkü ani bir tepki hiç iyi olmayacaktır. Ani bir tepki vererek yanlış bir şeyler söyleyebilirsiniz. Çünkü işte tam o anda kendinizi savunmaya çalışırsınız ve yanlış yapmaya çok açık olursunuz. Bu yüzden durun ve ara verin. Bırakın söylemek istediklerini söylesinler, bekleyin. Biri gerçekten sizi şiddetle azarlasa da siz umursamayın. Bırakın konuşsunlar ve eğer sizi sinirlendiren şey Çoktan olmuş bir şey ise ve o kişi orada yokken siz bunu duyduysanız ya da biri yaşamınızda bir felakete yol açacak bir şey söylediyse nasıl tepki verirsiniz? Ona kızmakta haklıyım. Hayır 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 kim olduğunuzu unutmayın. Siz İsa'nın öğrencisisiniz. Bu yüzden bizler uygun bir şekilde hareket etmek zorundayız. İşte bu yüzden bir mola alıp bir şey söylemeden önce Tanrı'nın o konudaki sözünü düşünmelisiniz.'' Mesela şimdi 103. mezmuru açıp hep birlikte bu mezmurun 8. ayetine göz atalım. Bakın bu ayette tam da bunlardan bahsediyor. Diyor ki: Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez. Sevgisi engindir. Şunu dinleyin. Sürekli suçlamaz öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Ve şimdi de Yakup'un mektubunda birinci bölüm 19. ayeti açıp ne dediğine bir bakalım. Bunu iyi dinleyin. Dikkat etmenizi istediğim çok önemli bir söz var. 19. ayette diyor ki, Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Yani ne diyor? Normalde duyduğunuzda öfkeleneceğiniz bir şeyi duymakta hızlı olun. Olanı biteni anlamayın, çabucak duyup geçin. Yarım yamalak dinleyin demek istemiyor tabii ki, hızlıca dinleyin ama konuşurken yavaş olun. Kendinizi savunmak için gözünüzü yumup ağzınıza açmayın. Konuşmakta ve öfkelenmekte yavaş olun. Buna dikkat edin. Eğer biri sizi haksız yere bir şey için suçluyorsa, siz de kendinizi savunurken ona karşı yanlış yapabilirsiniz. Sonra da sözler karışır. Sen şöyle dedin, o böyle dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi, ben böyle dedim. Ve böylece kimse kimseyi dinlemez. Böylece sizi suçlayan kişi kendini boşuna didişmiş gibi hisseder ve bu yanlış anlaşmadan dolayı daha da öfkelenir. Siz de aynı konu üzerine konuştukça sinirlenirsiniz ve elinize geçen tek şey öfke dolu bir kargaşa olur. Böyle bir tartışma asla sonuca bağlanamaz. Siz hiç karşılık vermeden onların diyeceklerini söylemelerine izin verin ve diyecekleriniz bitti mi deyin. Bakın, dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş. Çünkü eğer siz de kendinizi korumak için onlara cevap vermeye kalkarsanız karşınıza neler geleceğini tahmin edemezsiniz. Başka bir deyişle, eğer onları dinlemezseniz onların neler demeye çalıştığını da anlayamazsınız. Eğer sessizce onlar konuşurken onları dinlerseniz, kutsal ruh onların neler söylediğini ayırt etmenize yardımcı olacaktır. Neler diyorlar? Neden öyle diyorlar? Niye böyle davranıyorlar? Benim ne yaptığımı düşünüyorlar? Onların neyi yanlış anladığından bile haberim yok. Ama eğer siz de onlarla aynı anda konuşursanız, o zaman neler olup bittiği üzerine yeteri kadar düşünemezsiniz ve bu yüzden sizin ve benim böyle şeylerle karşılaştığımız zaman bilgece davranmamız çok daha önemli. Bundan sonraki adımsa kendini açıkça ifade etmek. Derler ki öfkeden sıyrılmanın en güzel yolu onu ortaya koymaktır. Evet bu doğru ama aynı zamanda derler ki eğer kızgınsanız öfkenizi dışarı salın gitsin, içinizden atın ve gerisine de karışmayın. İşte bu çok yanlış. Hiç doğru değil. Çünkü kendini açıkça ifade etmeye çalışırken öfkenizi her yöne doğru saçıp herkese bulaştırmak bu hiç de iyi olmaz bunu iyi düşünün. Bir kere bunu yaptığınızda sizin elinize ne geçer? Dikkat edin, öfkenizi herkese bulaştırmakla hiçbir şeyi düzeltmiş olmazsınız, hiçbir şeyi iyileştiremezsiniz, hiçbir şeyi çözmezsiniz. Sadece konuşur, konuşur, konuşur ve konuşursunuz. Psikologlar da aynı şeyi söyler. Öfkenizi ifade edin ve içinizde tutmayın. Hatta bazıları size ne düşünüyorsanız onu söyleyin der. Kutsal kitapta. Bunu söylemez. Tanrı her yerde her an akla ve ağza gelen her şeyi söylemenin akıllıca ve bilgece olmadığını söylüyor. Sonuçta size öfkenizi nasıl dışarı atacağınızla ilgili öneriler sunmak istiyorum. Duymak ister misiniz? İşte söylüyorum. Kendinizle baş başa kalın. Kendinize bir yer bulun. Bir yatak odası. Kapalı bir kabin, dua odası, oturma odası banyo ya da herhangi bir yer kimsenin sizi duymaması en iyisi yalnız olun tanrının sözünü açın ve dizlerinizin üzerine çökün ve sonra tanrıya söylemek istediklerinizi söyleyin ah tanrım dayanamıyorum artık bana yanlış yaptılar buna gerçekten katlanamıyorum umarım onları bir daha görmem onlara ne olursa olsun hiç umurumda değil yani tanrıya demek istediğiniz her şeyi söyleyin ya tanrı kızarsa diye düşünebilirsiniz ama unutmayın tanrı öfkelenmekte çok yavaştır her şeyden önce. O zaten sizin ne düşündüğünüzü biliyor, nasıl hissettiğinizi biliyor. İçinizden tam olarak nelerin geçtiğini nedenleriyle biliyor. Düşüncelerinizde haklı olup olmadığınızı da, yaptıklarınızı ve söylediklerinizi de biliyor. Siz sadece itiraf edin. Eğer içinizdekileri dışarı atacaksanız onları Tanrı'ya tek başınıza iken anlatın. Böylece hem birini kırmamış... Hem de aptalca davranmamış olursunuz ve şunu asla unutmayın. Kutsal Kitap der ki öfke aptallığın koynunda dinlenir. İtiraflarınızla öfkenizden kurtulabilirsiniz. Öyleyse atın gitsin. Öfkemi nasıl atıp gideyim ki bu imkansız. Eğer yapamayacak olsaydınız bu ayetler kutsal kitapta olmazdı. Şimdi tekrar Efesliler 4. bölüm 31. ayete bakalım. Önce 31. ayete bakıp ondan sonra Koloseliler mektubuna geçeceğiz. Efesliler 4:31. Bakın. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve sövgü sizden uzak olsun. İşte sizden uzak olsun derken kastettiği şey öfkenizi atıp gitmektir aslında. Atın gitsin. Öfke size ait bir şey değil. Eğer inanlıysanız içinizde zaten kutsal ruhun gücü vardır ve öfkenizden sıyrılmanız da çok kolaylaşır. Tanrım ben yaşamımda öfkeyi istemiyorum ve her şeyi senin merhametine, sevgine ve iyiliğine bırakıyorum. Tabii bunu söylemekle hiç bitmiyor. Daha yapılacak şeyler var. Ama işin büyük kısmı öfkenizi itiraf edip atmaktır. Şimdi Koloselilere yazılan mektubu dikkatle çevirelim. Burada altını çizmek istediğim bir parça var. Koloseliler 3. bölüm 12. ayette şunu diyor. Dikkatlice dinlemenizi istiyorum sizden. Böylece Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak bu biz oluyoruz. Yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Kelimelerdeki farka bakın. Buradaki kelimemiz giyinin, giyinin diyor, giyinin yani kendinizi örtün. Kendinizi kaplayın. Öte yandan Efeslilerde ise kötülükleri atıp gitmemizi, onlardan sıyrılmamızı söylüyor. Kurtulun diyor. Öfkeden, kızgınlıktan ve kinden uzak olun diyor. Fakat... Sevecenliği, iyiliği ve sevgiyi üzerinize giyinin diyor. Kim olduğunuzu hatırlayın. Fark burada eğer öfkenizi kenara koyamayacak olsaydınız o zaman bunu asla söylemezdi. Bu ancak kutsal ruhun gücüyle gerçekleşir. Hepinizin içinde öfkenizi yenecek güç vardır. Tabii ki bundan sonraki adımda öfkenizin yerini başka bir şeyle doldurmak olacaktır. Yani gerçekten öfkeyle dolu olduğunuzda bunu nasıl başka bir şeye dönüştürebiliriz ki? Bakın Öfke bir tür enerjidir. Ve öfkeyle ilgili güzel olan şey de budur. Eğer siz bu enerjiyi doğru yöne çevirebilirseniz o zaman bu size yarar sağlayabilir. Mesela işinizden kovuldunuz ve çok öfkelisiniz. Gözlerinizden resmen alev çıkarken etraftaki her şeyi ateş saçarsınız. Ya da arabanızı cilalarsınız. Oturup bulmaca da çözebilirsiniz. Evinizdeki dolapları temizlersiniz. Yani uzun süredir yapmayı düşündüğünüz bir şeyi yaparsınız. Aha o kadar sinirliyim ki her yeri tertemiz yapacağım. Bakın hanımlar size alışveriş yapın demiyorum. İstediğimiz şey bu değil tabi Zaten size bir yararı da olmayacak. Ama sinirlendiğiniz konu siz ve kocanız arasındaysa sinir kas da yüksek olur. O zaman alışverişe çıkmayın. Bunun dışında hobi olarak bir sürü şey yapabilirsiniz. Hiç fark etmez tabii. O enerjiyi dönüştürmeniz önemli olan şeydir. Çünkü bakın siz zaten o enerjiyi etrafa öfke saçarak atmayacağınıza karar verdiniz ve bu enerjiyi sizin içinizde. Atın onu. Peki ya öfkenin yararları ne olacak? Öfkeli olmanın yararı mı olur? Evet olur. Eğer bir şeye öfkelenirseniz anlarsınız ki onda ters giden bir şeyler vardır çözülmesi gereken bir sorun vardır. İşte bu yüzden öfkenin yararı da vardır. Bir tür sorun ölçer gibi düşünün neler olduğunun farkına varırsınız. Öfkeyle ilgili bir başka güzel şey de şudur. Tanrı öfkeyi yüreğimize koyarak öfkelenip ayağa kalkabilmemizi ve bir şeyler başarmak için adım atmamızı mümkün kılmıştır. Bitmiş olmasını beklediğiniz bir şeyin kimse tarafından ilgilenilmemiş yani bitmemiş olduğunu gördüğünüzde sinirlenirsiniz. Ayaklanıp şunu dersiniz tamam bu işi kendim halledeceğim. Kısacası öfkenin yararlarını da göz ardı etmemeliyiz ama yine de yüreğimize öfkeyi tekrar almamak için kendimizi hazırlamalıyız. Yani bana hayatımda bir şeyi çözümledikten sonra bir daha asla öfkelenmeyeceğim mi söylüyorsunuz? Hayır hayır bunu istemem bile. Bu doğru değil. Fakat Kızgınlıkla yanlış tepkiler vermekten kendimizi alıkoyabiliriz. Haksızlığa karşı öfkelenmek, başkalarının, ulusunuzun, ailenizin, kısacası birçok kişinin iyiliği nedir? Günah olansa hiddet ve kindir bunu unutmayın. Peki sizce bunu bunu engellememiz mümkün müdür? Evet bunu yapabiliriz anlatacağım dinleyin. Şimdiye kadar size yaklaşık yaklaşık 11 yöntemden bahsettim birkaç tanesinden daha bahsetmek istiyorum ama sonuçta öfkenizi ancak ancak ona karşı nasıl tepki vereceğinize karar vererek durdurabilirsiniz. Evet ben az önce bahsettiğimiz dur işaretini unutmadım. Artık sinirlenmeye başladığımı fark ettiğimde ...onu hatırlarım ve dururum... ...başka bir doyunk ...dururum... Işte... ...yani söylemek istesen de söyleme... ...kutsal kitapta söyleneni unutmayın... ...buraya dikkat edin... ...konuşmakta ve sinirlenmekte yavaş olun... ...başka bir deyişle... ...öfkeniz yükselmeye başlarken... ...nasıl davranacağınıza... ...siz kendiniz karar verin... ...sonra da karşınızdaki duruma... ...ya da kişiye nasıl tepki... ...vereceğinize siz karar verin... ...bu seçimi kendiniz yapabilirsiniz... ...bütün seçenekleri... Önünüze getirip arasından seçmek istediğinizi siz belirlersiniz. Bunun dışında ise size verebileceğim en son öneri de kızgın insanlardan uzak durmaktır. Diyeceksiniz ki peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? E şimdi Süleyman'ın özdeyişlerinde 22. bölüme bakalım. Özdeyişler 22. bölüm 24. ayet. Huysuz kişiyle arkadaşlık etme, tez öfkelenenle yola çıkma. Bakın ne dediğinin farkında mısınız? Öyle insanlarla yola çıkmayın, onlarla buluşmayın, onlarla bir şeye başlayıp devam etmeyin. Onlarla evlenmeyin çünkü sonrasında nelerin olacağı gayet açık. Yoksa onun yollarına alışır, kendini tuzağa düşmüş bulursun. Tanrı öfkeyle ilgili söylemlerinde çok açık davranıyor. Peki ya öfkeli bir insanlığı yaşıyorsanız o zaman ne olacak? Haftaya... Bundan sonra Öfkeden Sıyrılmak serisinin iki tane daha çok önemli bölümü olacak. Ama o bölümlerde söyleyeceklerimi bugüne sıkıştırmak istemediğimden önümüzdeki iki haftayı da öfke konusuna ayırmak istiyorum. Önce affedilmeyi sonra da barışmayı konuşacağız sizinle. Bunlar tercih meseleleri değil. Yüceler yücesine karşı sorumluluğumuz var. Yani eğer affedip barışmayı reddedersem kim olursam olayım ne olursa olsun bunun sonucunda Tanrı'ya yanlış yapmış olurum. Ama bununla ilgili olan paylaşımı haftaya yapacağız. Çünkü bu çok detaylı bir konu. Bakın bazı şeyleri affedebilmenin kolay olmadığını biliyorum. İnsanlara seni affediyorum demiş olsak bile çoğu kez onları affedemediğimizi, çünkü içimizde hala bazı şeylerin kaldığını siz de fark etmişsinizdir. Haftaya bunu konuşacağız. Ama eğer İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz bütün bunlar sizin için daha zor. Çünkü o zaman sadece kendi gücünüze dayanıyor olacaksınız ve yanlışlarınızı tek başınıza düzeltmeye çalışırken başkalarının sizi olan yanlışlarına katlanmanız hiç de kolay olmayacaktır. Her şeyden önce İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna dair bir inançla yola çıkabilirsiniz. O bize böyle durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi açıkça göstermek için geldi. Elinde yanlışlar yapması için bir sürü seçenek olmasına rağmen o günah işlemedi. Fakat hepimiz her zaman günah işliyoruz. Cesaretinizi toplayın ve İsa Mesih'in yaşamınıza gelip özgürleştirmesini dileyin. Bunun için iştenlikle dua edin. Öfkeniz yaşamanızı kısıtlar. Bakın uyuşturucuya, içkiye, sigaraya ve çeşitli kötülüklere düşmüş olabilirsiniz belki de sizi bunlara iten şey aslında öfkenizdir. Ciğerleriniz hastalanır ve kolesterol sorunu yaşarsınız. Bu yüzden kısıtlanırsınız ve Görmenizi istediğim şey bu sıkıntılı kısıtlamalardan kurtulup özgür bir yaşam sürmenizdir. Özgür bir insan olarak öfkeden size zarar verip sizi mutlu, başarılı ve sevgi dolu olmaktan uzaklaştıran şeylerden sıyrılmış bir şekilde ayrıca doğru olanı yapmayı iştenlikle isteyen bir sürü insan var. Bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar ama eğer İsa Mesih'i hayatınızdan çıkarıp kendi meselelerinizi kendiniz halletmeye çalışırsanız çıkmaz bir sokakta kalırsınız. Psikologlara, psikiyatrlara, danışmanlara ve pastörlere gitseniz de fark etmez. İsa Mesih'i yaşamınızdan çıkarırsanız paranızı ve zamanınızı boşa harcarsınız. Aynı zamanda içinizi kasıp kavuran şeyler hala devam eder. Hiçbir zaman bitmez. Ta ki İsa Mesih'i yaşamınıza kabul edene kadar... Ondan günahlarınızı bağışlamasını rica edin çünkü ancak Tanrı'nın istediğini yaşarsınız. O olmadan katlanmanın sonsuz yaşamın, bağışlanmanın, huzurun olması imkansızdır. Sadece bilginiz kadar tecrübeniz olur. İnanmıyorsanız etrafınızdaki tanrı tanımaz insanlara bir bakın. Ama öyle yaşayan Hristiyanlar da var. Evet biliyorum ama konu bu değil ki. Biz kendi yaşamımızdan sorumluyuz. Dinleyin, başkaları bizi ilgilendirmez. Yapabileceğiniz en akıllıca şey, yaşamınızı İsa Mesih'e teslim edip, onun sizde yaşamasına izin vermenizdir. Böylece konuştuklarımızı gerçekleştirebilecek gücere sahip olursunuz ve tanrısal bir yaşam sürerseniz başkalarını daha bir şeyler söylemeden bile etkileyebilirsiniz.'' İtaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesihle kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç hizmetleri Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.